Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kutu açılımı yapacağız. Bugünkü dinozorumuz Jurassic World Dominion'daki, hatta tüm Jurassic World dizisindeki filmindeki en büyük dinozor olan Dreadnought'u göstereceğim. Gördüğünüz gibi aşırı büyük. Brachiosaur'dan daha büyük gözüküyordu. Şimdi önce şuradan makasımızı alalım. Her zamanki gibi. Şimdi şuradan önce dur, bunun için başka bir alet gerekiyor sanırım. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şimdi böyle açalım. Aa, rengi posterdeki gibi değil. Hoşuma gitti. Şimdi bunu da çıkartalım. Oo, şu boyuna bak, şu boya. Nasıl da büyük. Kaç parça oldu? Bu da Brachiosaur gibi sanırım. Hayır, bu Brachiosaur'dan daha fazla parça. Şimdi kutuya bir işimiz kalmadı. Şunu da içine atalım. Şimdi arkadaşlar. Kapısı bayağı düşmüş. Sanırım biraz zeki bir dinozor olması lazım. Berat dur bak, aşağıdan açabiliyorsun, yeri var. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan şunu buraya açalım. Ben şuradan şunu. Evet, şimdi şu parçayı. Bu arkadaşlar Brachiosaur ve Apatosaur'dan daha büyük abi. Dört parçaya sahip olmasından belli. Şimdi şuradaki şeyi de bulursak. Hemen şurada iki şeyimizi bulalım. Evet arkadaşlar, kuyruğunun bir parçası sadece bu. Bu parçayla şu boyun bir de, yani gördüğünüz gibi. Şöyle boynunu oynuyor. Şöyle eskermeye kırıyorum. Arkadaşlar. Şimdi şuradan da açılacak yeri mi var? Bakın. Nereden açılıyor? Ha. Oldu. Evet, buradan da şu parçayı çıkartalım. Yani şuradan şuraya çıkartması kolaydı. Durun. Kalktım abi. Bakayım şöyle oynuyor mu? Sanırım estetik kuruyorlar. Yok. Neyse, kıracak halim yok bunu. Şimdi buraya nasıl yapacağım? Ha, şurada. Oh. Bu bayağı büyük ya. Burası doktora böyle zorlanmıştım. Evet, başardım abi. Başardım. Şöyle çıkartırım. Dretmatik'i. Şöyle koyalım. Tutun. Şöyle de. Of. Hadi bakalım. Şöyle dur bakalım. Evet. Evet. Şimdi koyacağım. Evet, takıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şöyle boynu takalım. Boynu da zor. Takıldı. Bakayım şuradan gücü. Yes, yaptım. Şimdi arkadaşlar. Bu dinozorun tam hali böyle. Şöyle pozunu da getirelim. Evet. Oldu mu? Şu bacak şöyle, evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu nasıl yükseğe çıkıyor? Evet arkadaşlar. Yükseğe çıkarttan gördüğünüz gibi bu kadar büyük. Şimdi yanıma en çok istenen şeylerden biri Brachiosaur. Gördüğünüz gibi neredeyse aynılar. Ama Brachiosaur'dan daha büyük oldu. Böyle anlaşılıyor. Brachiosaur'dan daha büyük bir kral geldi. Apatosaur'dan da daha uzun bir kuyruğa sahip. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar.
Bunu böyle şunu şöyle koyalım. Çünkü onların apartı zorlu kuracağız. Apantazordan da gördüğünüz gibi daha daha büyük. Apantazorunun bebeği gibi. Gördüğünüz gibi. Çok zor. Çıkıyor. Ah, şu an burası mı? Buradan mı yapacağım? Apantazor. Bunun bir annesi varmış. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi isteyenler böyle sıralar. Böyle hani dinozoru böyle sıralar. Yani apantazordan büyük, brachiozordan küçük gibi. İsteyenlerse isteyenlerse şunu şöyle bir alalım. Burası zor, aklımızı böyle koyalım. İsteyenlerse böyle sıralar. Yani en büyük en küçük. Artık brachiozorun lider yeni alan deve otobur. Artırıyor. Tamam yeter mi? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün size dinozoru tanıtacaktım. Durun bir saniye. Bir tane detayı unuttuk. Giga. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Giga yanında böyle duruyor. Tam bir bebek gibi duruyor. Yani aslında bu Dreadnoughtosaurus'un boynuna kırıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün size Dreadnoughtosaurus'u tanıttım. Size boynunu gösterdim. Herkese bay bay.